Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin. Salavat. Konuşma adabı ve meşru sohbet. Bu çok önemli çünkü verilen sermaye nasıl kullanılacağını bilmiyoruz. Ömür sermayesi. Konuşma adabı ve meşru sohbet. Dün birinci dersti. O mevzunun içerisinde tefekkürün şekli anlatıldı biraz, değil mi? Tefekkür nasıl yapılır? Onun fiili, yani örneğini verdik. Devam ediyorum. Sözler 492'den. Halbuki şimdi saadet ebediye bedel, saadeti dünyeviye medar-ı nazardır. Beşeri nazarı dikkati başka maksatlara müteveccihtir. Beşerin dikkati nazarı, yani hakikati merak edecek insan çok azdır. Başka şeye müteveccih. WhatsApp'larda, telefonlarda, internetlerde, dizilerde, gazetelerde, maçlarda, parada, galyanda, yarışlarda, hanımlar ise modada, vesaire. Yani şimdiki saadet ebediye bedel, saadeti dünyeviye medar-ı nazardır. Yani dünya hayatı esas alınmış. Fark bu eskiden, eskiye göre. Beşerin nazarı dikkati başka maksatlara müteveccihtir. Tevekkülsüz içinde derdi maşet. Çok ilginç. Tevekkülsüzlük içinde derdi maşet ne yapmış biliyor musunuz insana? Çok ilginç bak. Tevekkülsüzlük içinde derdi maşet ruha sersemlik ve felsefeyi tabiye ve maddiye akla körlük verdiğinden. Tevekkülsüzlük derdi maşet ruha sersemlik vermiş. Ruha sersem ne demek? Hani geçip gidiyoruz da peki sersem ne demek? Öyle alışılmış ama bilmiyoruz abi. O kadar kullandığımız bir kelime. Aklı sarhoş olmuş gibi bir şey. Aklı sarhoş gibi bir şey. Başka? Birbirine karışmış. Şaşkın. Şaşkın ha. Hani biliyorsunuz doğru. Lugatını biliyorsunuz da tabii benim kastettiğimi bildiğiniz için duruyorsunuz. Biliyor musun lugatı? Aklı sarhoş olmuş, birbirine olaylar karışmış. Bak, serseri demek, sersem, sersem. Yani zel zel, e. Başka ne vardı? Ref ref. Ves vese dedik, bir de ne? Dep zel zele. Aynı şeyin tekrarı. Yani kendisinin, kendi varlığından haberi yok. Tevekkülsüzlük, derdi maişet, ruha sersemlik vermiş. Tevekkül yok. Yani mal yok değil, tevekkül yok. Ruhlar dar, maişet geniş. Eskide imkanlar dardı, ruhlar genişti. Şimdi imkanlar çok geniş, ruhlar, kanaat, tevekkül dar. Demek ki tevekkülsüzlük ruha sersemlik vermiş. Felsefeyi tabiye ve maddiye, felsefeyi tabiye maddiye neydi? Hatırladınız mı? Yani hayat-ı dünyeviyeyi kendisine göre yorumlamak. Yani dünya hayatını dinli diyor demez. Evi taşıyor din ne der demez. Yani gider ilk önce kendisi hoşuna gider, taşınır. Sonra orada dershane arar. İlk önce dershane aramaz. Yani ben buraya taşınırsam çocuklarım ne olacak? Hanımım, çoluk çocuğum dersleri olacak mı? Ders var mı? Ben nereye irtibatlanacağım? Var mı dershane? Demez, ilk önce gider sonra arar. Yani Laz gibi vurur, sonra sorar. Niye vurdum ben bunu? Adam ayağına basmış, pardon demiş, tak diye çakmış. Sonra demiş ki ona pardon ne demekti ya? Ya pardon özür dilerim, yapma ya bir adam gitti diyor.
Yani sonra öğreniyor, vurduktan sonra. Niye yapmış? Belki kötüdür bu söz diye yapmış. Şimdi din ne diyor? Hayatında din yok. Nasıl yok? Müslümandan bahsediyoruz. Ticarette din yok. Evlenirken din yok. Ev yaparken, taşınırken din yok. Telefonu alırken israf mıdır, değil midir din yok. Kazandığın paranın zekatı, öşürü, davası var mı? Böyle bir şey yok yani. İşte bu nedir? Felsefe-i tabiye ve maddeye ne yapmış? Akla körlük verdiğinden. Akla ne yapmış? Körlük vermiş. Ne demek akla körlük? Ne anlıyorsunuz? Aklın kör olması ne demek? Aklın gözü mü var ki kör olsun? Hissiyatın ve hevesatın aklın akıbeti gören yönün önünü kapatması. Kapatması. Evet. Feraseti gitmiş. Yani hissiyat, hevesat, hayat-ı dünyevinin temini aklı bloke etmiş. Aklın gereği olan tedbir almak, ihtiyat etmek, tamam? Dine tabi olmak diye bir şeyi kalmamış. Akla körlük verdiğinden beşerin muhit-i içtimaiyesi o şahsın zihnine ve istidadına içtihat noktasında kuvvet vermediği gibi teşettüt veriyor, dağıtıyor. Yani sohbetler bu tarzda olmadığı için. Dün mesela konuşmuştuk, mesela çarşı pazarda sahabe nasıldı? Demek müsbet telkin ve tekamül şartlarını bulmak için bilhassa nur medreselerindeki hayatta asr-ı saadetin mezkür sohbetlerini ihya ve asr-ı hazirin sohbetlerine de kapıyı kapamak gerekir. Çünkü cemiyette merak edilip akla duyulan, alaka duyulan ve böylece umumileşen meseleler hakkında yapılan sohbetler o meseleleri idame ettiren en müessir telkinlerdir. Cemiyet hayatındaki atmosfer girmemesi lazım. Onu sokmamamız gerekiyor. Eğer bazı şeyler konuşmak gerekiyorsa özel odalarda konuşmak gerekiyor. Bu ders yapılan salonları telvis pislememek gerekiyor. Yani konuşulan her şeyin burada kaldığını, burayı boyadığını, buraya sirayet ettiğini unutmamak gerekiyor. Bu bir din değil yanı sıra, dinin yanı sıra fiziksel bir olaydır. Burada ne konuşuyorsanız o buraya yansıyor ve duvarları değiştiriyor, sirayet ediyor. Mesela bu ders salonuyla sizin hususi mahfiliniz veya diyelim ki evler, dershane salonuyla evler bir olur. Niçin böyle hava değişik? Yani duvar, bu da duvar. Beyazıt Camisi'nde, Sultanahmet Camisi'ndeki taşlar da taş. Cumhuriyet döneminde yapılan da taş, taştır. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam da efendim öğle namazını kılın diye tarif etmiş. Biz de tarif ediyoruz. Demek ki, bir de okuyayım. Müsbet telkin. Konuşmak, ne konuşuyorsanız haberiniz olsun veya olmasın telkin ediyorsunuz karşıya. Yani su kayaya vura 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 kayayı oyuyor. Bir insan bir evde, hanım veya baba bir evde ne konuşuyorsa konuşuyor çocuğun dimağını oyuyor. Çocuk ona gaye oluyor. Çocuğa gaye olur anne babanın devamlı konuştuğu şey. Çocuk diyor anne karnındayken dahi söylediklerinize dikkat edin diyor. Evet. Anneye kızarsan diyor çocuk korkak olur diyor mesela. Evet. Yani annenin o psikolojisi çocuğa aynen yansıyor. Şimdi ona girmeyeceğim onun için. Demek ki müsbet telkin çocuğa gaye olur. Doktor olacak diyor. Benim çocuğum alim olacak demiyor. Böyle büyütülüyor. Ve tekamül şartlarını bulmak için bilhassa nur medreselerindeki hayatta, yani Risale-i Nur dershanelerinde asr-ı saadetin mezkür sohbetlerini ihya. Asr-ı saadetteki sahabeler ne konuşuluyordu? Yani dersten sonra dersin devamı olmalı. Dersten sonra
dersin devamı olmalı. Peynir keser gibi ders konusu bitiyor, hiç alakasız bir mevzuya giriliyor. Onu dün konuşmuştuk. Yani nasıl olabiliyor? Korkunç bir şey. Bu asra mahsusa, eskide yokmuş böyle. Yani mesela şöyle diyelim, bir insan duygusal oldu, ağladı. Ağlayan bir insan hemen ağlamanın akabinde tam tersine bir ciddiyet yapabilir mi? Yapamaz, olmaz. Veya çok ciddi bir insan durup dururken hemen ağlayamaz. Mutlaka bir süreç yaşaması lazım, duygusallık. Demişti ki dün, bir anda kesik hayat yaşıyorsa samimiyetsizliğin göstergesidir. Bir anda ağlayabiliyor, bir anda gülebiliyorsa tiyatro yapıyor, artisttir o. Bu demek ki nur medreselerinde asr-ı saadetin meskür sohbetlerini ihya ve asr-ı hazırın sohbetlerini de kapıyı kapamak gerekiyor. Yani gündelik hayatta konuşulan şeyleri buraya sokmamak gerekiyor. Çünkü niye? Cemiyette merak edilip alaka duyulan ve böylece umumileşen meseleler hakkında yapılan sohbetler o meseleleri idame ettiren en müessir telkinlerdir. Yani bu cemiyet hayatını da buraya sokmuş oluyoruz. Oysa burası cemiyet hayatının limanıdır. İnsanların akılları, kalpleri, ruhları teneffüs etmeye, limanda korunmaya gelmiş. Eğer cemiyet hayatındaki atmosfer, konuşmalar, telkinler buraya sokulursa, buranın hiçbir özelliği olmaz, cemiyetin uzantısı olur. Cemiyetin atmosferi buraya girmemesi lazım. Burayı kastediyorum, aynı zamanda aileye de girmemesi lazım. Çünkü evde anne baba ne konuşuyorsa çocuğa gaye olur. Mesela diyar-ı İslam'da ise umum erkan-ı İslamiyet'e ait muhaverat-ı ehli İslam o kelimat-ı mukaddesinin mücmel maallerini mütemadiyen ehli imana telkin ediyorlar. Mesela değil konuşmak mezar taşları, caminin minareleri yani tesettürdür. İslam'ı taşıyan, İslam'ı hatırlatan örf-ü anane, şair-i İslamiye nasıl bir konuşmaksa, konuşmak da konuşmaktır. O nasıl telkin ediyor? Hatta İmam Şafii'ye göre bir memleket İslam olsa, sonra mürtet olsa ama mezarlıkları kalsa, mezar taşları kalsa oraya yine Darül Harp denmiyor. Dolayısıyla bu tevarüsen deniliyor. Yani şairin en büyük özelliği mazi istikbali taşıyan bir ara formatlar gibi. Yani simgelerdir. Namaz mesela simgedir. Oruç simgedir. Aynı zamanda hac, tesettür, sakal, cübbe, sarık vesaire. İslam'ı anlatan. Yani sakal bu asırda o kadar sarık kadar şair değil. Şairdir o kadar değil. Çünkü gözüktüğü zaman hemen din hatırlanmıyor. Yani başka milletler de yapıyor bunu. Mesela Karl Marx, Charles Darwin. Mesela benim dedemde öyle sakal yoktu ya. Ve beyaz ya. Değil mi? Nurani derler. Yani sokakta baktığın zaman sakal hele bugünlerde moda olmuş. Hemen din hatırlanmıyor. Ama tesettür öyle değil. Bir sarık öyle değil. Yani hemen din hatırlanan şey şairde daha kuvvetlidir. Hazreti Ustad sohbetlerden ziyade hizmete dikkati çeken beyanında diyor ki, benim dar vaktim ve inzivadan gelen halet-i ruhiyem bıraksa o fedakar dostlara tam sohbet etmeye hizmet-i nuriye müsaade etmezdi. Şualar 485. Ustad sohbetten ziyade hizmet esas alırmış. Bak ne okuyayım bir daha. Benim dar vaktim, ustad diyor. Şualar 485'te. Ve inzivadan gelen halet-i ruhiyem bıraksa o fedakar dostlara tam sohbet etme hizmet-i nuriye müsaade etmezdi. Yani hizmet-i nuriye var ama hizmet-i nuriye müsaade etmiyor ki sizinle sohbet edeyim.
lakar lakar sabaha kadar sohbet ediliyor odalarda vesaire. Yani öyle acayip bir şey ki, ben biraz bu işlerde meşgul olduğum için söylüyorum. Sabaha kadar Kur'an okusan, gündüz de yatsan, Allah'ın adetine muhalif olduğun için asla psikolojin güzel olmayacaktır. Çünkü Allah'ın kuralı böyle işlemiyor. Allah istirahat dediğine sen çalışmak, Allah'ın çalışma dediğine istirahat yaparsan fıtrata muhalefet edersin, bedelini ödersin. Cenab-ı Hak fıtraten ve canna nevmekum subata, gece istirahat örtüsü yaptım diyor. Sen onun çalışma yapıyorsun. Maişet yapıyorsun. Oysa gündüz maişet izin için bir zemin hazırladım diyor. Onu da istirahat için kullanıyorsun. Fıtratı muhalefet ediyorsun. Ben şimdiye kadar, bu yaşıma kadar dershanelerde olanları, münzevi tipliler var, münzevi, inziva. Zile bassan 9-10'da adam hala kapıyı açamıyor. Açsa böyle vay vay gün gibi, ne oldu falan. Saat 11-12'de zile basıyorsun ha, dershane kapısını açıyor. Adam hala yatıyor. Niye? Sabaha oturmuş. Sabaha kitap okumuş, Kur'an okusa, Risale okusa veya not alsa dahi. Bunlar ring meşrep diyorum. Ring meşrep, tembel bunlar. Ruhsal sorunlu. Hepsi sabaha oturup kitap okuyup gündüz saatlerinde açmayan, kendisini kalkmayan, gündüz çoğunlukla yatakta geçiren insanların psikolojisi bozuk olmasaydı böyle olamazlardı. Abi çok acayip bir şey söylüyorsun ya. Bu kesin. Kimse itham etmiyorum. Bu böyledir. Birilerinin hatırı kırılacak diye hakkın hatırını kırmayacağım. Kim olursa olsun. Kim olursa olsun. Böyle midir? Böyledir. Yani bir insanı kafanıza geliyor değil mi? Tahmin ediyorum. Kafanızda birileri geliyor. Psikolojisi bozuk olduğu için yapıyor. Bozuk olmasa o hayatı yapamazdı. O hayatı yaptığı için psikolojisi bozuk. Bak, bozuk olmasaydı bozuk ortamda. Çünkü niye? Ervah-ı âliye revahi taybeden lezzet alır. Ervah-ı habise revahi habiseden lezzet alır. Âli ruhlar âli işlerden, âli zeminlerden, âli kokulardan lezzet alır. Ervah-ı habise ervah habis kokulardan, habis işlerden ve habis işte zeminlerden memnun olur. Kardeşim, Allah'ın adeti böyledir. Evet, büyük zatların sabah ibadet öyle değil. Akşamı kılarlarmış, yatarlarmış. Sonra yatsıyı geç kılarlarmış. İmsak teheccüd vaktine birkaç saat kala kalkarlar. Kur'an'ların evratlarını, teheccüdlerini kılarlar. Sabah namazına kadar getirirlerdi. Sabah namazlarını kırarlardı. Sonra sabah namazından sonra evratlarına, eskarlarına, daha çok evrat eskar dönemi değil, talebelerle sohbet ederlermiş. Ta mekruh saat çıkana kadar. Ondan sonra dağılarmış. Bak, teheccüd vaktine kadar. Bunun adı da son üçte biridir. Gecenin üçte biridir. Akşam namazı kaçta giriyor? İstanbul için. Beş çeyrek. Beş diyelim. İmsak kaçta giriyor? 5:46, 5:47. 6:47 mi? 5:47, 5:40. O civarında yani. Ya güneş kaçta çıkıyor güne? İmsak 5:47, 5:48 abi. 5:43 abi imsak. 5:43. 7:13 güneş. 5:45 mi dedin? 43. 6 de. İmsak 6. Akşam kaç dedik? 5. Arasında fark ne kadar var? Ne kadar zaman var? 11 saat. 11 saat. 3'e böl. 12 diyelim. 12 saat var. 3'e böl. 4. İmsaktan 4 saat geri gel. Saat 2. 2:30. Çünkü biraz şey yaptığımız ya, ki 1,5 saat ekledik. 2,5-3. Evet. O zaman ibadet saati kalkılıyor. Yani gece vaktinin son üçte biri. Son üçte biri. Ama adam bir bakıyorsun tarumar etmiş. Yani anlatmaya çalışıyorum. Hizmette mesela diyelim ki ben yaşadım öyle, birilerin yanında kalmıştık. Yani kalmadığım grup kalmadı ömrüm. Hepsi talebelik döneminde, kamp döneminde, kitap okuma döneminde, kafanızda dolaşan o büyüklerin hepsiyle kalmışım, bulunmuşum. Kim varsa kafanızda.
Mesela bazı şeylerde kaldık biz kendimiz. Mesela saat olmuş ki gündüz 11, okuldan talebe getiriyor, zile basıyorlar. Oradaki ehli hizmet böyle göz dönüşüyor. Gelin gelin gelin, şurayı geçin, ben geliyorum şuna. Hazır falan değil. 11, 12. Bir daha bazıları mesela şeyi karıştırabiliyorlar. Yani diyorlar ki ulema-i İslam da yatsıdan ta sabaha kadar yapmış. Biraz önce anlattım. Öyle değilmiş. Şey diyorlar yani. Öyle değil işte. Biraz önce anlattım. Evet. Akşamı kılarlarmış, yatarlarmış. Zaten gelen uykuyu hiç kabul etmiyor zaten. Ama senin için değil. Kendi hali, genel değil, umumi bir yol değil. Muzami ümmet Cadde-i Kübra'dan gider. Umumi yolu hususi kılmak, bu ümmeti hususi bir caddeye sevk etmektir. Umumi yol değildir bu. Mesela üstadımız yaz kış yatsıdan sonra kimseyle konuşmadan direkt yatarmış mesela. Evet, kesin. Gece o dediğiniz saatte. O saatte kalkar, çınarına geçer, ibadetini yapar. Kardeşim bu adetullah'tır. Bak Muzami ümmet Cadde-i Kübra'dan gider. Yani ümmetin yolu Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetindedir. Bize rehber-i ekmel, muktedai kül budur. Ahmet Mehmet değil. Bize ustad Resulullah'ı gösterdiği için ustattır. Bize Risale-i Nur Kur'an'ı gösterdiği için Risale-i Nur'dur. Ustad Hazretleri bizi Resulullah'a taşıyor, Resulullah'a gösteriyor. Onun sünneti bellidir. Bunun üzerine durmamış sebebi, yani hizmette aksaklıklara, psikolojik bozukluklarımıza kendinizi sorgulayın. Abi ben dershanede okuturuyorum, kitap okuyorum da falan, niye böyle sorunlu yaşıyorum? Yani müracaat ettikleri için söylüyorum. Kardeşim hayatınıza bakın. Şeytan yanlışlar arasında değil. Şeytan zaten yanlışın kendisi. Şeytan disiplinsiz doğrular arasında giriyor. Disiplini olmamış hayatın içerisinde şeytanın yoludur. Ne demek? Bir gün 5'te kalktın, bir gün 7'de kalktın, bir gün 11'de kalktın. Disiplin var mı? Yok. Kalkmak haram değil o zaman. Ha, ama şu var. Disiplin olmamış bir hayatta şeytanın en çok sevindiği bayramıdır. Kuralsız yaşayanın, insanın tepelenmesi çok kolaydır. Kural bakınca, sünnet-i sene bir kuraldır, bir nizamdır. Bu yemekte de böyledir. Abi diyet yapacağız zayıflamak için günü. Kardeşim senin diyet rehberin Resulullah, ona uy. Eğer Resulullah'ın dışındaki diyetleri yaparsanız psikolojiniz bozulur. Hissiyat-ı insaniye galebe çalar. Hissi nefsi cisim esas olur. Cesede ait hissiyatlar galip olur. Ve cesede ait fikirler galip olur. Ve aklın fikrin ceset olur. Ruhu unutursun. Psikolojin de bozulur. Hissi, nefsi, cismaniyet galebe eder diyor. Ve bedeni esas alır. Dünya hayatını esas alır. Sünnet-i seniye bizim diyetimizdir. Evet, bu tarzda konuşmalar olmalı. Başka? Kastamonu 231'den okuyorum. Ziyarete gelen dost 4-5 adama karşı. Bak, ziyarete gelen 4-5 adama karşı usta şöyle diyor. Beni meşgul etmeyiniz diye lüzumsuz hiddet ettim her neyse. Lüzumsuz hiddet ettiyse lüzumsuzluğunu niye söylüyorsun? Yani aslında lüzumluydu söylemesi. Söylediği her şey lüzumludur. Lüzumsuz dediği şey de lüzumludur bizim için. Lemalar 266'dan okuyorum. Vaktimi lüzumsuz sohbetlerle ve tasannuh ve hotfuruşluk ile geçirmemek için tecrit koğuşunda bulunacağım. Yani tek başına kalan koğuşlar var ya orada. Vaktimi lüzumsuz sohbetlerle, tasannuh ve hotfuruşluk ile geçirmemek için. Başka Mektubat 62'den okuyorum. Eski sahip sohbeti dünyeviyeyi siyasiyeyi terk etti. Eski Said sohbeti dünyeviyeyi siyasiyeyi terk etti. Şimdiye kadar sohbeti konuştuk. Müsbet sohbeti okuyacağım ve kesiyorum. Müsbet sohbet.
Ustadın bir dersi, bir sohbeti çok gençler için vesile-i necat olduğu gibi, Risale-i Nur'a fedakarane hizmet için de bir menba-i istinat olurdu. Tarihçi Hayat 462. Yani sohbetin şeklini görüyor musun? Ustadın bir dersi, bir sohbeti gençler için bir vesile-i necattı. Yani konuşmalarımız, muhaveratımız asr-ı saadet ruhu gibi olmalı. Yani sema ve arzın halikinin marziyatı neydi? Yani bu neydi? Bu neyin nesiydi? Mesela biz diyeceğiz ki, kardeş o ayetin manası neydi? Bu elemteri bir okuyayım da bir dinlesene. Acaba gunnelerim, ihvalarım doğru oluyor mu? Veya sen bu paragrafı nasıl anlıyorsun? Ben böyle anlıyorum. En azından arkadaşlar, gaybden bahsetmiyorum. Şu dershanelerin içine onun dışında bir hayatı sokmamak lazım. Şu ders yapılan salona dünyevi bir muhavereler olmamalı. Üç tane hastalık girmeyecek. Siyaset metağı, hayat-ı dünyeviyenin temini, felsefeni revaçları. Yani siyaset metağı malum. İki, okul meselelerini bu dershanenin ortamında değil, odada yapılmalı. Hayat-ı dünyeviyenin temini. Üç, felsefeni merakları. Yani hayatı yorumlamak. Hayatı yorumlamayı ancak hayatın aslın sahibinin eserinden bakmak lazım. Şu anlar 520'den okuyorum. Siz hem birbirinizi teselli, hem kuvve-i manevi takviye, yani sohbette nasıl olmalı? Konuşunca bu olmalı bak. Birbirinizi teselli, hem kuvve-i manevi takviye, hem tatlı sohbette muzakere-i ilmiye, hem nurların yazması ve mutalaları ile bu geçici zahmetin noktasını siler, rahmet yapmaya, bu fani saatleri baki saatlere çevirmeye muvaffak olursunuz inşallah. Demek ki konuşmalarımız şöyle olmalı. Birbirimize teselli içermeli. Kuvve-i maneviye takviye etmeli. Birbirimizi aşağılamamalı. Günah işlememeli. Yani gıybet, iftira yapmamak. Ondan sonra birbirinizin yarasına merhem sürmek. Ondan sonra tatlı sohbetle muzakere-i ilmeği yapmalı. Yani mesela mutala neydi? Kişinin kendi tetebuatı, kendi araştırması. Bu mutala sahiplerinin ortaya bir bunu atıp, mevzuya atıp konuşmalarına muzakere denilir. Bu tatlı tatlı muhasebeler, sohbetler, muzakereler ilmiye deniliyor. Bu tarzda olmalı. Başka Barla 260'dan okuyorum. Hem mütefekirane o çeşit sohbet imaniye nasıl yapacağız? Mütefekirane. Yani ben böyle dün mesela tefekkürden bahsettik. Mevzuları mütefekirane sohbet, o çeşit sohbet imaniye zemin yüzünün bir manevi ziyneti ve medar-ı şerefi olduğuna işareten biri demiş. Yani semaya müekkel melaikeler var. Yere müekkel melaikeler var. Semaya müekkel melaikeler var. Semadaki müekkel melaikeler, yerdeki müekkel melaikelere gıpta ederlermiş. Sebebi sizin üzerinizde şöyle insanlar varmış. Yani semavat zemine gıpta eder ki zeminde, yani dershanelerde, evlerde, dershane deyince evi de sokun, ederler ki zeminde halisen lillah sohbet, halisen lillah sohbet ve zikir ve tefekkür için bir iki adam, bir iki nefes, yani bir iki dakika beraber otururlar. Kendi Sani Zülcelal'inin çok güzel asarı rahmetini ve çok hikmetli ve süslü eseri sanatını birbirine göstererek sanilerini sevip sevdirirler, düşünüp düşündürürler. Sohbet, müsbet sohbet bu tarzda olmalı. Ne yapacakmışız? Bir de okuyayım. Halisen lillah sohbet. Halisen lillah sohbet. Yani aşağılamak değil. Bir şeyi anlamak gayeli. Başka? Aşağılamak şunu kastediyorum. Sen bilmiyorsun. Ben biliyorum. Hayır öyle değil ya. Olmadı anlam. Böyle kendi dediğini doğru çıkma adına inatlaşma. Avukat gibi kendini savunma. Böyle o kadar iğrenç oluyor ki. O kadar tuhaf oluyor ki yani. Ruhlar itiyor biliyor musun?
Bunu yapan bunun farkında değil. Yani hepimiz de dahil ya bu. Yani ile benim dediğim olsun. Ya bitti, kulak versene bakayım. Benim bilmediğim acaba ne diyor? Ruhsal hasta hasta olduğunu bilmez ki abi. E nasıl? Ruhsal hasta hasta olduğunu bilmez. Evet, bilmez. Bilseydi doktora giderdi. Yani bakayım benim ne anlamadığım bir şeyden mi bahsedecek? İnatlaşıyor. Hayır öyle değil. Bu halisen lillah sohbet. 2. Zikir. 3. Tefekkür. İçim bir iki adam, bir iki nefes. Yani bir iki dakika beraber otururlar. Kendi sahni Zülcelal'inin çok güzel asarı rahmetini ve çok hikmetli ve süslü eseri sanatını birbirine göstererek sahnelerini sevip sevdirirler, düşünüp düşündürürler. Başka yer okuyorum. Şualar 310. Allah için sohbet etmek ve hakiki bir teselli alıp vermek lazım. Allah için sohbet etmek, bir de teselli almak veya teselli vermek. Bakın dikkat ederseniz 3 tane hastalık yok. Siyaset metağı, hayat-ı dünyevinin temini, felsefe revaçları sokulmamalı. Yani dershaneyi kastetmiyorum bunu. Ev yani ev. Çünkü evlerimiz, kardeşlerimizin evleri hususi nedir onların? Medrese-i Nuriye ve cennetleridir. Medresesidir. Yani çocuğun yanında o tür şeyler konuşmamak lazım. Ahmet'i Mehmet'in parasıyla, makamıyla. Meşgul olursan hanım onunla konuşuyor. Falancanın kızı şunu kazandı. Falancanın oğlu şunu yaptı. Falanca şunu yaptı. Çocuk orada dinliyor. Ha, demek ki bunlar konuşuluyor. Demek gaye oluyor çocuğa. Ya biz çocuğa bir şey demedik. Hayatını söyledi ona. Gaye hedef yapıyorsunuz çocuğa. Hedefler gösteriyorsun. Bu üç hastalık eve girmemesi lazım. Elinden geldiği kadar sokmamak gerekiyor. Yani insan telkinle değişen bir mahluk değil. Yaşantıdan, konuşmalardan, giymelerden, yediğinden etkilenen bir mahluk değil mi? Ya arkadaşlar taş var ya Osmanlı'nın yaptığı binada. Cumhuriyet döneminde yaptığı binada ya. Taş ya taşın, taşı koyarken o ustanın taşıdığı halet taşı değiştiriyorsa sen evde konuşman o çocuğun haletini değiştirmez mi ya? O taşı koyan usta ve o binayı yaptıran adamın ruhsal gaye ve maksadı taşta temerküz ediyor. Donuyor. Taş o cinsten oluyor. Yani bu taş değişecek, çocuk değişmeyecek. Böyle bir şey olur mu? İnsanın mizacı zaman, zemin, tam libasta değişiyor. Zemin bulunduğu ortamın şekline göre şekil alıyor. Zemin, zaman, yaş ve bulunduğu asır. Yedi, giydiği mizacı mütesir olur. O zaman hedef çocuğun yanında yani ulvi şeyler konuşmak lazım. Tatlı tatlı şey. Münakaşa edeceği zaman anne babalar yatak odalarında veya başka hususi yerlerde yapması lazım. Onların yanında yaparsa ruhsal bir çöküntü olur. Anne babası kavgalı olduğunu bilen bir çocukta özgüven yıkılır. Başka anne babaya güven olmaz. Ümidi azalır. Hayattaki şefki biter. Heyecanı söner. Hırçın olur. Hayatta bir nefret olur. İntikamcı bir ruh olur. Nefret dolu bir hayatta yaşar yani. Hayata lanet olası ya bu hayat. De böyle bir psikolojiyle buyur. Bunları nasıl dengeye getireceksin sonra? Nasıl bedelini ödeyeceksin? Başka Kastamonu 214. Bizim mesleğimizde sohbeti sürüye emniyeti azdır. Bizim mesleğimizde sohbeti sürüye emniyeti azdır. Sohbeti sürüye nedir? Hizmetin dışında ama sohbet olmalı. Bir, halisen lillah olmalı. İki, zikir olmalı. Üç, tefekkürü olmalı. Yani imani meselelerde birbirimize tesellici, kalbine kuvve-i maneviyesini takviye, teselli ve kuvve-i manevi takviye olmalı. Kastamonu 135'ten okuyorum.
hem herkesin arzu ettiği ve istediği ve ferahla kabul ettiği şahsına karşı hürmet ve muhabbet ve sohbet, fakat Risale-i Nur'a taalluk eden noktalar haricinde bana ağır geliyor, beni sıkıyor, mutesir ediyor, diyor Üstad. Hocam, Üstadım, helal olsun sana, ne büyük adamsın, neler yazdın falan. Bunlar bile rahatsız ediyor. Bak, herkesin arzu ettiği ve istediği ve ferahla kabul ettiği şahsına karşı hürmet, Üstad istemiyor. Şahsına karşı hürmet istemiyor. Muhabbet istemiyor. Şahsına karşı. Hizmet dolu. Sohbet istemiyor. Ya ustadım ne var ne yok ya, bir çay koysana. Ha şöyleydi böyleydi. Çünkü dünyada az durulacak ya. Programımız budur ki. Neydi ondan sonra? Programımız budur ki. İnsan bu dünyada az duracaktır. Ve vazifesi çok ve ulvidir. Kalacağı zaman ve zemin azdır, müddeti azdır. Nerede geçiyordu bu? Neyi sensin ya? Bakayım tutar mı? Tam müsait atıyoruz abi. Allah Allah. İnsan vazifesi büyüktür. Dördüncü meselede. Yok. Hizmeti âlidir. Burada az duracaktır. Esas ehemmiyetli gayeler ve vazifeler takdim edilmesi lazım. Öne geçirilmesi lazım. Neredeydi? Eyvah. Evet, demiyorum. Risale-i Nur'a taalluk eden noktalar haricinde bana ağır geliyor. Beni sıkıyor mu, tesir ediyor. Başka bir yer okuyayım. Kastamonu 124. Okuyorum. Yılanlar, bu çok önemli. Beni çok alakadar eden bir yer burası. Bu okuduğum yer. Herkesin bir şeysi var da, benim bulunduğum konum itibariyle beni en çok rahatsız edenler bu cinsten insanlar. Beni çok şey yapıyor bu Kastamonu 124. Burası çok önemli benim için tabii. O Üstad Hazretleri diyor ki, yılanlar zehrine karşı, yılanlar zehrine karşı tiryak tedarikiyle ve onları kaçırması ile meşgul ve vazifedar bir tek adam, yılanlar içinde duran ve sineklerin ısırmasına maruz olan ve sinekleri kaçırmak için çok yardımcıları bulunan diğer bir adama, yılanların ısırmasını bırakıp ona sinekler ısırmamasına yardım etmek için koşan divanedir. Ve onu çağıran dahi divanedir. O sohbet dahi divanece bir konuşmaktır. Mesela biz nur talebeleri, hele hele dershane ehli, esrar-ı Kur'aniye, hakikat-ı imaniyeyi Risale-i Nur'dan istinbat etmek, dalgıçlık yapmak, casusluk yapmak, yani mana istinbat etmeyle meşgul iken, bu manaların ortaya çıkmasıyla, insanların imanının kurtulmasıyla, buna ait mevzularla, derslerle sohbet iken, adamlar geliyor seni, işte başım ağrıyor, efendim şu işim için bana dua et, veya bu fabrika hocam diyor, şunu seninle bir meşvelet edelim gibi şeylerle konuşmak, meşgul etmek, bu konuşmalar diyor, neye benziyor? Yani yılanların içinde bulunan bir adam düşünün diyor, yılanların içinde. Isıracak da öldürecek. Ama bu arada üstüne de sinekler uçuşmuş. Adam yılanları bırakmış. Sineklerle uğraşıyor. Ben de o adamın siz yılanlar yemesin diye ilaçlar temin ediyorum. Cephaneler vermeye çalışıyorum. Adam bana diyor ki, beni yılanın ısırmasına bırak. Hocam yılanlarla uğraşma. Beni sinekler yiyor. Sineklerimi kaçır. Demesi gibidir. Acayip bir şey yani. Çünkü bu işi yapanlar azdır, çok azdır. Git kardeşim Evrad-ı Kutsi'yi oku. Hizbullah Kayki Nuri'yi oku. Hizbul Kur'an'ı oku. Abi okuyup da sıkıntım gitmiyor. O zaman doğru yaşamıyorsun. Hayatın disiplin değil. Disipline edeceksin hayatını. Tabii 20 senelik pislik
Bir haftada mı çıkar? O da var da. İmam Ali ne güzel diyor. Kirli çamaşıra koku değil, sabun lazım diyor. Yani beni çok bu fazla meşgul ediyor. Mesela diyor ki, hocam diyor, ta kaç gün veya almaya. Düğünüme gel diyor. Ya kardeşim bir sürü işimiz var ya. Düğüne nasıl geleyim? Ondan sonra. Hocam diyor, şeyde almaya da program yapıyorum. Tamam. Oradan oraya koşuyorum ya. Bir günde iki tane şehir değiştirdiğimi biliyorum. Hocam diyor, burada da hizmetler var diyor. Dur bakayım ne diyecek. Tamam boş ver. Programlayayım. Ya hocam buraya gel. Ya kardeşim derdin ne? Söyle kardeşim. Ya benim çocuk hasta dedi ya. Gece kalkıp ağlıyor dedi. Ben doktor değilim ki. Ne öfürmeyle alakam var ne doktorum. Ben Risale'nin sohbet ehliyim. Yani sohbet yapıyoruz, dersler yapıyoruz. Bunlar okunması için teşvikler yapıyoruz. Ben ne anlarım o işlerden? Ben anlamam ki. Ama kuralını biliyorum. Nedir o kuralı? Disiplin olacak hayatın. Haramlardan uzak olacaksın. Tesir etsin evradın. Evrad-ı Kudsi'nin tesir etsin. Adam üniversiteyi okusun diye Almanya'dan çocuğunu buraya gönderiyor. Zengin olduğu için tabii çocuk şımarık ya, Avrupa'daki çocukların %90'ı şımarık. Bir cemaatta, bir yurtta, bir abi kardeşlerle kalamıyor, olanı anlatıyor. Bir eve koyuyorlar. Zengin olduğu için daire tutuyor. Yani bir evde bir çocuğu delikanlı tek başına kalabilir mi? 4 sene üniversite okuyacak. İmam-ı Gazali Hazretleri diyor ki, yani dekan, rektör gibi. Şimdi da İmam-ı Gazali İslam cemiyetinde gidiyor, mağaraya çekiliyor. Bütün servetini dağıtıyor. Bir kısmını evladıyla yanına bırakıyor, mağaraya çekiliyor. Ve hayatının tümünü onunla geçirmeye niyet etmiş. İmam-ı Gazali mağarada tek başına en fazla 10 sene kalabilmiş. Kalamamış daha. Çıkmış 10 sene ya. Gazali 10 sene. Senin oğlun 4 sene kalabilir mi evde tek başına? Lan o Gazali 10 sene kalmış ya. O da Gazali İslam cemiyetinden çekilmiş. Yani ahir zaman fitnesinden değil. Gazali 10 sene, senin oğlun 4 sene. Gazali dayanamamış. Ne olmuşsa bilmiyoruz. Yalnız konuştuğu beyanattan neler olduğunu ipuçlarını veriyor. Ve çıkıyor, basın toplantısı yapıyor bugünkü ifadeyle. Yani dışarıya çıkıyor. İki tane beyanat veriyor. Çok önemli de onun için söyleyeceğim. 10 sene kalmasından, mağarada kaldığından, kazanımlarından, şahit olduklarından, yaşadıklarını bize simgeliyor. Diyor ki, ben diyor 10 sene kaldım, dayanamadım, çıktım. Sebebi, bir, ne anladım? Her şeyi diyor, her şeyi akılla izah edenler Allah'ın rahmetini daraltmış olurlar. Birinci beyanatı bu. İkincisi çok önemli bizim mevzuyla alakalı. Eğer yalnız kalıp vesveseye düçar olmayacağımı bilseydim hiç çıkmazdım. Bugün bir cümle tespit ettim bununla alakalı. Çok ilginç. Bakayım garibinize gidecek mi? Çok garip. Vesveseden vesvese etmesen vesvese hastalığı olursun. Tekerleme değil bu. Vesveseden vesvese etmeyeceksin. Vesvese olduğunu bileceksin. Vesveseden vesvese edersen vesvese hastası olursun. Yani şeytanın varlığını unutmayacaksın. Yani Allah'tan şüphe ediyorsun. Oradan buldum onu. Şüpheden niye şüphe etmiyorsun? Vesveseden vesvese etme. Vesvesedir. Vesveseyi de vesvese edersen vesvese olur. Allah'tan şüphe ediyorsun. Bu kadar delilleri var. Şüpheden niye şüphe etmiyorsun? Şimdi İmam-ı Gazali'ni diyor 10 sene kalıyor. Eğer vesveseye düçar olmayacağımı bilseydim ben mağaradan çıkmazdım. Bize ne diyor? Tek başınıza kalamazsınız. Olmaz bu. Bak hayat-ı dünyeviyenin temini için adam koymuş çocuğunu daireye.
ve tek başına İstanbul gibi İslam cemiyeti olsa bile tek başına insan bir evde olur mu? Kadın veya erkek. Olmaz. Abi ne yapayım, zor işte, boşandım falan. Onları hep baştan düşünecekti. Ufak bir sıkıntıya tahammül etmeyip sineklerle uğraşıp timsah geliyordu. Timsah için niye kale almadın? Baştan düşünecektin onu. Timsah saldırıyor, sineklerle uğraşıyor. Piş piş. Aile hayatında küçük bir sıkıntıya tahammül edemiyorsun. Boşanmaktan ortaya çıkacak korkunç sıkıntıya nasıl tahammül edeceksin? Hiç düşünmüyor musun? Başkasını söyleyeyim. Abi ne yapayım? Çekemiyorum. Peki, bekar olmak sıkıntı iki ise evlilikteki doğacak en müsbet, en müsbet evlilikte doğacak sıkıntı 20'dir. Bekarlığa tahammül edemiyorsun da evliliğe nasıl tahammül edeceksin? Hem de abası var mı var, evi var mı var, dini var mı sormaz. Dini soru olur. Namazı soru olur diyor. Para soru olur demez. Bak şimdi niye anlatıyorum? Arkadaşlar, tek başına olmaz. Yaşayamazsın. Peki bunu nereye götürüyorum? Ey tek başına odada sabahlayan adam. Sen bunlar fark fazla bilmezsin belki de. O bilseydin. Benim için ilim değil, şuhuttur. Allah günü bol bölmüş. Gündüzü insanlara, geceyi cinlere vermiş. Cinler gece akşam namazından sonra açılıyor. Allah Resulü diyor ki akşam namazı olmadan, hadis değil mi? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam, çocuklarınızı eve alın, besmele ile kapıyı kapatın. Akşam namazından sonra çocuğu dışarıda olana şeytan ortak olur diyor. Cinli şeytan, şeytan şeytanı da olur. Cinler akşam namazında kolları açıldı mı uykudan kalkıyorlar. Onlar gündüz yatar. Görüyor musun hayatı? Yani her şeyi anlatmıyorum ama arayı doldurun. Cinler gündüz yatar, gece ayaktadır. Onlara musab olanlar, onlara musallat olanlar da aynı tipten yaşarlar. Onlardan sinyal alanlar onların gıdasını yaparlar. Duman cinlerin gıdasıdır. Şimdi bak anlatacağım. Akşam namazında ipleri açıldı mı? Uykudan kalktılar mı bunlar? Akşam namazı uykudan kalkarlar. Gece onlar serbest. Dolaşırlar mı şehirde? Besmele ile kapı kapanmış, işi yanmamış. Tamam, hiç kesinlikle dokunamazlar. Çünkü niye? Cinlerin bize müdahale edebilecek sol kulakta bir şey var, tasavvur şeyi var, koridoru var. Dimada 7 mertebe vardı ya. Tahayyül, tasavvur, taakkul, tasdik, izan, iltizam, itikad. Cinler ve şeytanlar bize girmenin kesin yolu, bir yolu var, başka yok. Tasavvurlardan giriyor. Uyuyan bir insanın tasavvuru kapalıdır. Kapı kapalı, giremez. Bakıyor kimin evinde ışık yanıyor. He vallahi billahi tallahi, benim için realite. Bu kalem ne kadar kesinse. Bakıyor kimin ışığı yanıyor. Dershane dahi olsa. Git Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam Ravza-i Mutahara'da yatsan dahi. Orada ışık yapsan dahi. Sünneti yok çünkü. Kimin ışığı yanıyor? He? Ne oluyor? Kapılara vurur, oraya vurur, buraya vurur. Gelir, tasavvuruna açık ya. Böyle. Hep burada oynar. Sağa sola tıkır mırtırlar falan. Adam dalga geçer. Ustadın kalemi kayıp. Keçeliler getirin kalemi, Ömer üzerine örtmüş. Getiriyorlar. Ustada bile şaka yapıyorlardı. Gece olmayacak. 12 dedi, ihtiyacın zaruretin hariç, 12 dedi uykuda olacaksın. Yatağa girmiş olacaksın. Bit. Uzatmaya gerek yok. Gün gece dolaşıyorlar. Kimin işi yanıyor? Bunları da söyleyen, bilen de insan piyasada yok ha. Bakıyorlar böyle, ha o ayakta. Dalga geçerler. Niye? Çünkü ışık yanmış, ekmek parası çıktı adamlara. O tam orada. Ekmek parasının peşinde adam. Bak neyle giriyorlarmış İrfan?
Tasavvurlarıyla sol kulaktan abi. Evet. Sol kulaktan tasavvur açılan bir koridor var. Diyorsun. Koridor var. Sol kulaktan tasavvurla dimağa girerler. Tasavvuru kapatman lazım. O da uykudur. Tasavvursuz giremezler. Tasavvursuz giremezler. Olaylar yaparlardır. Hiç umrunda hiç yapma. İnsan çok güçlüdür. Öyle savunma sistemlerin var ki aklın durur. Ben onları saysam bir saat bitiremem. Senin savunma sistemlerin. Ruhani Meleği Ala'daki arşın bizdeki koridoru, Arş-ı Azam'daki koridoru, Lef-i Mahfuz'daki bize boyutu. Herkesin bir boyutu var, herkesin bir boyu var, herkesin bir rengi var. Herkesin bir harfi var. Kimisi Elif, kimisi Be, kimisi Sa'd, kimisi Tı vesaire, tamam? Yani sohbetlerde de öyle. Akşam olmayacaksın, böyle denmiş. Şimdi gelelim buraya, nereden girdim? Yılanların zehrine karşı tirak gittim, buraya okuduk. Demek ki sohbetlerimiz hayat-ı dünyanın temini değil. Ne yaparsan düşe kalka zaten dünya olacak. Ha abi hiç mi konuşmayacağız ya yani şeyler? Ya buraya almayacaksın. O hususi mahfeller yapacaksın. Bir de bu dersler sana şunu vermeli. Uyanık olacaksın. Yani bütün bütün peynir gibi keste yapamıyorsun ama doğruyu bil. Doğruyu bilmek lazım. Ben en çok kızdıklarımdan bir tanesi buraya yakışıksız olan konuşmaların dışında ders bitiyor peynir gibi. Derste hiç alakası olmayan mevzu hemen geçebilmesleri. Yani uçak gibi inememesi, uçak gibi kalkan, helikopter gibi iniyor. Bir tevhid dersi yapılmış diyelim veya hakikaten kader bir dersi yaptım oldu. Ondan sonra ders bitti, kader Bursa'da. O hocam hoş geldin. Hoş bulduk kardeşim. Nasılsınız? İyiyim, iyiyim. Hocam bir şey soracağım. Öne kader dersi yapıldı ya. Kaderde hedef insandır falan dedik. Onun dersi. Hocam şu Cumhurbaşkanı seçimi ne olacak falan? Allah Allah. Sen kardeşim sarhoş musun? Aynı böyle dedim. Estağfurullah hocam dedi. Rengi gitti. Lan biz bir saat ders yaptık. Hiç mi etkilenmedin dedi. Ne Cumhurbaşkanı? Sen dedim ahiret seçiminden farkında mısın? Ahiretin Cumhurbaşkanı kim seçilecek biliyor musun sen? Ne işin var onlarla? Sana ne onlar ya? Kastamonu 38'i yapmadı mı? Aklını dağıtarak manevi bir divane olur. Kalbini dağıtarak manevi bir dinsiz olur diyor. Ama hiç ders alakası var mı şimdi bunun? Olmuş mu ya bir saat dersi? Hiç alakası olmuş mu ya? Bu dersi yapmama niye sebep olmuş? Yani ders bitiyor, peynir gibi kesiyor, uçak gibi inmiyor kardeşim. Ne alakası var yani Cumhurbaşkanı seçimiyle? Kaderde hedef insandır. Amentu billahi. Benim dışımda Allah. Allah benim dışımda. Ve melaiketi benim dışımda. Ve kütübi benim dışımda. Ve yevmil ahir. Ve resuli benim dışımda. Ve yevmil ahir benim dışımda. Ve bil kaderi senin içinde. Kaderde hedef insandır. O dersi yapılıyor. Merak haber acayip bir şey. Ders bitti. Hocam bu Cumhurbaşkanı seçimine ne diyorsunuz sana? Allah Allah. Deli olacağım ya. Demek hakikat-ı imaniye hizmet edenler mesail-i dünyeviye ile meşgul edilmemelidirler. Oradan açılmıştı. Adam üniversite okutmak için. Dershaneye gidiyor musun, gitmiyor musun? Babası takip etmiyor. Bak evde kalıyorsun ama. Ne yaptı? Tabii hastalandı. Hastalanacak tabii, tek başına dairede kalıyorsun. Adam hayır, ısrar ediyor, kalacaksın sen. Ondan sonra darumar olmuş. Sistem bitmiş. Tabii yani demek hakikat imaniyle hizmet edenler esrar-ı Kur'aniye'yi casus gibi, cessas gibi oradan Risale-i'nde mana istinbat edip insanları yılanların zehrine karşı tirak yetiştiren imalathane, kimyahane gibi bunlar. Onlarla meşgul olanlar kişileri dünya ile meşgul etmemeli. Dünya ile meşgul etmemeli. Ya benim zihnim karışık olmasın diye size doğru söylüyorum. Arabada giderken tek başıma derslere hani konuşma yok. Bir saat, iki buçuk saat Karacaköy'e derse gidiyorum. Ezberini yapıyorsun ama yoruluyorsun da gündüz. Ya bir tane Kur'an var, bir CD. Teybi açıyorum, CD'yi koyana kadar o raftan, işte torpidodan
CD koyana kadar radyo açık ya. Radyo koyunca CD çalıyor. Bana bir pislik bulaşır diye radyoyu açar açmaz hemen sesini kapatıyor. Sonra CD'yi alıyorum, koyuyorum, sonra sesini açıyorum. Çünkü bir iki kelime eğer girerse kafama, üçüncüyü ben merak edeceğim. Tam CD alacaktım. Evet Sayın Seyirciler, Cumhurbaşkanı dedi ki, olan dur bir dakika, sen dursun, ne dedi ya? Cumhurbaşkanı dedi ki, ne dedi ya, ben soruyorum şimdi. Ama hiç onun sesini kapatsaydım, Cumhurbaşkanı ne dedi bilmezdim, hemen koyacaktım. Değil mi? Doğru mu değil? Kendini kendinle koruyacaksın. Hep arabada o hatırıma geliyor. Kendinin ruhunu koru. Kendinin muhafızı ol. Kendini kendinle koru. Koru kendini ya. Koru kendini. Başka bir şey yok. Bir şey yaptım yok. Terk. Terk. Sohbetlerde münakaşa edilmemeli. Lemalar 106'dan okuyorum. Kardeşlerime tavsiye ediyorum ki inşikak şak, bölünmeye ve iftiraka, gruplaşmaya sebebiyet veren münakaşa etmesinler. Yalnız müdaveli-i efkar suretinde nizasız, kavga etmeden mübahaseye alışsınlar. Yani müsbet konuşmayı alışmamız lazım. Kavga etmeden, grupçuluğa sebebiyet vermeden, abicilik, ustatlık, abicilik, şeyhlik, ne bileyim, hocalığına entegre olmuş. Yani ona beynini bağlanmış, onun ağzı veya kafası olmuş, onun ağzıyla konuşmamak. Yani kendin ya, sen ol. Ne demek? Yani öyle bir konuşuyor ki, mesleğini, meşrebini esas yapıyor, pergeli oraya koyuyor, diğer bütün izahları o noktada yapıyor. Yani bu nedir? Yalnız müdahale efendim, nizasız mübahaseye, yani iftirako, fırkalara, gruplara sebebiyet verecek. İnşikaka, birbirine düşman olacak gibi münakaşalara girmemesi lazım. Müdaveli-i efkarı, yani fikir alışverişini nizasız, kavgasız, bunu yapmaya nurcular alışması lazım. Becermemiz lazım. Mesela bir misal söyleyeyim. Dolduruyorum ya dersin için. Ustad diyor ki o gelecek zat diyor. Diyor mu? O gelecek zat geldiği zaman biz ne diyor kabrimizde bakacağız, Allah'a şükredeceğiz. Adam diyor ki abi diyor her şey ustad, her şey Risale'nin geldi bitti. Her şey bitti. Ama gelecek zat diyor. Ya aman falan. Evirip çevirip niye çeviriyoruz? Kim demiş sana bunu? Abisi demiş. Kendi düşünmüyor. Kendisi kafasına yatıyor. Bak dedim, laikalarda imani mevzu sözlerle laika arasındaki fark şu. Bir tane farkı. İmani kitaplarda mektubat, şualar, sözler, lemalar. Doğru mu? Sözler, mektubat, lemalar, şualar. Tamam mı? 4. Bu mevzularda imani esaslardır. Burada mana mertebesi nihayetsizdir. Her mana mertebesi doğrudur. Birinci kattan bakarsın, ikinci kattan bakar ötekisi. Mana mertebesi o demek. Beşinci kattan zeytinburnu nasıl gözükür? Yedinci kattan nasıl gözükür? Öyle mi? Farklı. İmani sözler, mektubatta farklı farklı yorumlar hepsi caiz. Laikalarda yorum yoktur, mana mertebesi yoktur. Nettir, açıktır. Tevhile kapısı açık yoktur. Tevhile kapı açık olursa sistem yok olur. Nedir o? Yapmayın, girmeyin. Dinlemeyin, gelecek, gelmeyecek, ver, verme tabirlerinden zıttı anlaşılamaz. Öyle ama hayır, bu risaline sadakat değil. Çünkü sari ifadeler tevil ediliyorsa, tevil edilmeyecek hiçbir şey kalmaz. O zaman bizi bağlayan bir sistemin varlığından bahsedemeyiz. Adam siyasete giriyor, ustad siyasete girmeyiniz diyor, meşgul olmayınız diyor. Buna kızıyorsun. Niye kızıyorsun kardeşim? Ya ustad diyor ki siyasete girmeyiniz. Adama bak diyor, nurculuk adına girmiş diyor. Peki sen de bak ne yapıyorsun? Ustad gelecek diyor, bizzat gelecek diyor. Sen gelmeyecek diyorsun. O siyaset yapmayını yap anladığı gibi sen de geleceği de gelmeyecek diye anlıyorsun. Ne farkın var? Sen de tevil ediyorsun. Niye sari ifadelere kanaat etmiyorsun?
Niye başkasının cebine aklını koydun? He? Ustada tabi olsana. Ne zorun var? Ha, onun hikmetini araştır. Neyi nesidir diye. Şimdi niye bunu açtım? Bir bakıyorum böyle ama yani diyor, anladım tabii niye böyle yapıyor. İftiraka sebebiyet veren münakaşalı. Evet. Yani böyle, tamam kardeş sen anlarsın işte zamanla. Ama Risale. Demek ki Kastamonu ve Emirdağ'daki ifadelerde, laikalardaki ifadede mana mertebesi yoktur. Neyse odur. Nettir. Sarihtir. Tevile, yoruma yeri yoktur. Ve insanı istikamete koyan da odur. Hayatın kıblesi laikalardır. Şualar 321. Ondan sonra netice okuyacağım. Haklı olsa, haksız olsa bu halimizde münakaşa eden haksızdır. Aha. Baktı ki münakaşa, bana da vuruyor bu. Ha. Çok korkunç vuruyor. Haklı olsa, İrfan, haklı olsa, senin adın neydi? Abdülkadir. Haklı olsan da, ben de haklı da olsam, sen de, ben de, haklı ve haksız olsa, münakaşa kim ediyor? Haksız. Konuşmanın şeyi vardı yani, müdaveli-i efkanın şartlarını diye mektubattan çok şeyler çıkarttım. İşte avukat gibi savunmamak, hakkın peşinde olmak, doğru duyduğu zaman insafla bakmak gibi maddeler yazmıştım bir ara. Demek ki haklı olsa, haksız olsa bu halimizde münakaşa eden haksızdır. Netice okuyorum. Netice okuyorum, bitiyor. Asr-ı saadetteki cemiyette, Peygamber aleyhissalatü vesselamın cemiyetinde varken, bütün sohbetler ve umumi olarak merak edilip rağbet gören meseleler neydi? Kelam-ı ilahiden murat ve marziyat-ı ilahi anlamak ve ahireti tazamun idi. Yani asr-ı saadette ve asr-ı saadeti esas alan cemiyetlerde, cemaatlerde, kişilerde sohbet şöyleydi. Kelam-ı ilahi Allah'ın kitabında, Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın sözlerinden Allah'ın muradı neydi? Allah'ın marziyatı neydi? Onu anlamak ve onun üzerine fikirler dönerdi. Zamanımızda ise hayat-ı dünyeviyenin temini, siyaset merakları, haber hastalıkları, bak hastayım diyor, hakikaten hasta. Haber hastası değil, hastadır da haberle unutuyor hastalığını. Hastadır. Hasta, usta diyor ya, aklı geveze değil mi? Aklı geveze eder, aklı dağıtır, manevi ne olur? Divanı olur, kalbini dağıtır, manevi bir dinsiz olur. Emirdağ 1.58'de de, Emirdağ şeyde de ruhsal hasta olduğunu söylüyor. Ruhsal hasta olanlar. O zaman da kelam-ı ilahide Allah'ın muradı, Allah'ın marziyatı neydi? Onu anlamak üzerine konuşmalar olurdu. Şu anda ise siyaset merakları, hayat-ı dünyeviyenin temini, 3 felsefenin revaç. Yani ne demek? Dini hükümlere tabi olmak yerine, felsefeyi anlatıyorum. Dini hükümlere tabi olmak yerine, kendi arzusuna ve aklına göre dini tevil edip, kendi isteklerine uymaktır. Böyle bir hale düşmemenin ehemmiyetli bir çaresi, asr-ı saadet cemiyetinin mezkür hususiyetlerine bir derece sahip olan ve asrımızın mezkür 3 hastalığımıza karşı kapısını kapayan bir cemaat içinde olmaktır. Peki ne yapacağım abi, ben nasıl yapacağım bunu? Bu 3 tane hastalığı dershanesine sokmayanlar da o. Siyaset konuşuluyorsa uzaktır orada. Hayat-ı dünyevinin temini, ders bitti, o ne oldu falan, nasıl gitti şöyle. Bunlar konuşuluyor dersten sonra, hemen bunu. Uzaktır kardeşim, orası senin de yerin. Ama senin de işin oysa, tamam diyor ki sen de o tiptensin. 3, felsefe. Felsefeyi söyledim. Felsefe neymiş? Dini hükümlere tabi olmak yerine,
kendi arzusuna ve aklına göre dini tevil edip kendi isteklerine uymaktır. Böyle bir hale düşmemenin emniyetli bir çaresi nedir? Asr-ı saadet cemiyetinin mezkur hususiyetlerine bir derece sahip olan, yani Risale-i Nur ne diyor? Yani Risale-i Nur Kur'an ne diyor? Allah'ımız bizde ne istiyor? Nasıl davranmam lazım? Nasıl yaşamam lazım? İstikametli olmak için Risale-i Nur'da istikamet dersleri nedir? Bu Miraç cismani mi olmuş, ruhani mi olmuş? Haşirle alakalı değil. Yani bunlar üzerinde dershanede ve evde konuşulmalı. Yani evde de öyle mesela. Hanım ne yaptın? Çocuklar nasıl, Kur'an'a gittiler mi veya ders oldu mu falan? Yoksa oğlum dersini şey yaptın mı? Dersini çalıştın mı? Tamam de. Oğlum, neler verdi, neler anlattı öğretmen? Sorarken oğlum bu akşam derse gittiniz mi? Bu akşam dersti, haftamız, hafta içi ise bugün salıydı işte veya çarşambaydı, pazardı. Dersen gittiniz mi? Gittim baba. Oğlum kim ders yaptı? Ben geç kaldım işten. Falan abi ders yaptı. Neydi ya? Hiç hatırında kaldı mı? Bana biraz anlatsana ya. Ben de merak ettim diyorsun. Veya oğlum ya annem baban karşında kardeşlerinle beraber otur. Bize şuradan bir yer aç. Bir yer oku da bir dinleyelim. O günahsız ağzıyla o Risale'deki o paragrafı bir okuttur. Hem dili kırılır, hem ruhuna çekirdek olur, hem atmosfer değişir, hem senin cemiyet hayatına gelin dünyan değişecek ya. Dünyan değişecek. Bir paragraf, bir sayfa okuttur. Oo maşallah ya, ezber mi yaptın o cümleyi? Aferin lan sana. Vay aslanım benim kızım böyle zaten. Demeli. Onu o konuda şey yapmalı. Baba bugün vecizi ezberledim. Aferin lan. Baba ben teşekkür aldım. Yapma ya. Allah Allah falan. Onda heyecan, bundan nötr. E çocuk ne yapacak ki? Acayip bir şey. Sonra benim çocuk mu olmuyor? Niye olsun ki? Buzdolabında sıcak su olur mu? Mezkur hususiyetlerine bir derece sahip olan ve asrımızı mezkur üç hastalığımıza karşı kapısını kapayan bir cemaat için olacaksın. Arkadaşlar, hatır için cemaat seçme. Ruhun hangisi yakınsa oraya git. Ben size söylüyorum, bu makamda söylüyorum. Hiçbir dini cemaat dava değildir. Dava İslam'dır, dava içinde Burhan'dır. Hele dini bir cemaat içindeki hiçbir grup esas değildir. Mutlaka Risale-i Nur veya tarikatsa, Süleymancılıksa ne bileyim. Yani içerisindeki bir hakikatin sahibidir. Bakarsın Nurculuğun bir tarafına, yazıcılar var. Git, merak. Bir bakarsın bir tarafta böyle, düz okuyanlar var mesela, herkes o sayfa almış. Sen oku, tamam. Böyle senin mailin varsa böyle, hitap etme falan. Sırf kulak tabakasıysa hoşuna git. Öteki tarafta işte atıflı dersler var. Nereye gidersen git. Yeter ki bir yere git. Ama bu şu üç hastalık girmesin oraya. Siyaset konuşulmaz. Felsefi hayat-ı dünyevinin temini dersten sonra konuşulmasın. Üç, felsefeyi de anlattım. Bu tür şeylerden uzak olan yere yakın ol. Bir daha söylüyorum. Bu üç hastalıktan uzak olana yakın ol. Buna yakın olanlara uzak ol. Hatır için dava seçme. Hatır için talak verme. Hatır için nikah yapma. Hatır için yemin verme. Hatır için namaz kılma. Hatır için haram işleme. Hatır için yaşama. Cemiyetin ve geniş dairede çalışan nurcuların manevi istinat noktası ve itimat merkezi olarak bulunması gereken bu hastar dairesi cemaati bulunmazsa, cemiyet hayatındaki nurcular var ya, böyle bir cemaati, böyle bir insanları, böyle bir medrese hayatını bilmeleri lazım. Yani bu üç hastalığın girmediği dershanelerin olduğunu bilmesi lazım. Niye? Bu sefer kuvve-i kutsi oluyor, kuvve-i manevi oluyor, dayanak noktası oluyor. Görmedikleri, görüşülmedikleri, girmedikleri, oturmadıkları halde böyle yerler var. Onlara kuvve-i manevi olduğunu mektubatta anlatıyor biliyorsunuz. 8. remizde. Mektubatın en sonunda.
cemiyetin ve geniş dairede çalışan nurcuların manevi istinat noktası ve bir itimat merkezi olarak bulunması gereken bu haslar dairesi cemaati bulunmazsa, böyle yerler bulunmazsa veya geniş daireye temayül ederek keyfiyet hususiyetlerini zayıflatır ve kaybederse artık dünyanın vazifesi bitiyor demektir. Bu Zübeyir abinin cümlesiymiş. Zübeyir abiye sormuş, ben Uçlu abi de mutadid defa dinledim, burada Zübeyir abinin şeyidir. Yatıyormuş yatakta, salonun, ders salonun bu tarafına, küçük odada yatıyormuş hasta. Sordum, ustadım, abi dedi, kıyamet ne zaman kopacak? Zübeyir abi böyle hasta dönmüş, elini çevirmiş, dershane salonunu gösterdi. Böyle dershanelerin salonu yok oldu, olunca kıyameti bekleyin. Yani böyle bir yer olmalı. Böyle gitmesek de, görmesek de, görüşülmese de, tamam, tanımasak bile, ama böyle bir varlığın, böyle bir cemaatin keyfiyet, yani kemiyet değil, sayı değil, kalite. Ne kadar da az dahi olsalar, manen bir ordu kadar kuvvetli ve kıymetli sayılırlar. Hangi sıfatlarından dolayı? Tesanüt, sadakat, İhlas. Aferin. Nerede anlatıyor bunu? Ötekisini 20. sözde olduğunu söylemeyeceğim. Programımız budur ki. Bunu da 1. emirdan 164'te olduğunda demeyeceğim. 264'te. Bak. Ne kadar az dahi olsalar ihlas, sadakat, tesanüt sırrına tam sahip bir kısım talebeler manen bir ordu kadar kuvvetli ve kıymetli sayılırlar. Tesanüt sırrına tam sahip. Öyle ona bunu koklama. Sen bizden değilsin. Sen o hiç bizden değilsin. Sen işte o bize yakın. O bizim şey. Hoş geldin abim, hoş geldin. Nasılsın? Ders yapıyor. Kendi bilen birisi. Oo abim hoş geldin falan. Mutlaka ya kasası var ya masası var. Kasa, masa demek şu. Bunu da bana emeği olan, Allah mekanını cennet etsin Nizir abi. Ya dedi, kasa ve masası olunca dedi hürmet ve değer görür. Lan Hasan senin neyin var lan dedi. Ama böyle dedi, ben gençtim tabii. Abimiz de Rize'de vakıftı. Senin neyin var lan böyle lan derdi böyle. Senin neyin var lan dedi. Senin kasa masa var. Abi ne demek kasa masa? Lan masa demek makam demek. Kasa çekmece, paran. Kasanla kasa, para, masa, makamın var mı? Yok. Değerin ne olacak ki? Ne emniyetim valla? Adam olsaydın zaten bunlara sahip olurdun dedi. Böyle derdi. Allah Allah. Ne insanlarla mı? Anasın. Gel buraya. Giderdim. Çok severdim. Allah Allah. Şey yapardı. Miracı anlatırdı çok. Acayip. O seyahat var ya, Gazali, İmam Geylani Hazretleri gezdirmiş. O. Bana derdi ki layıka dersini yap. İmani dersi yapardı. İkincisini bana yaptırırdı. Layıka dersini yap. Rüştü abi de nasıl öğrendi? Layıka derslerini. Atıflı okumayı çok hoşuna giderdi. Bu ne demek? Açardım lemalarda. Peki bu ne demek? Lemalara dönerdim. Ona Kastamonu'dan. Bu külliyatı külliyatla. Külliyatı külliyat. En büyük, en güzel ders bu. Kim yapar? Ben de yaparsam yanlış yapıyorum. Eksik yapıyorum. Benim %70 dersimi zaten beğenmiyorum. Ben beğenmiyorum ama ne yapayım? Oradan oraya, oradan oraya, oradan oraya, oradan oraya. Demek ki kaliteyi, kalite dershane olması, üç hastalık girmemesi lazım. O zaman onun adı keyfiyet dershanesidir. Bunun adı dar dairedir. Çekirdek hayatıdır. Dar daire demek çekirdek hayatı, geniş daire demek ağaç hayatı. Bunlar çok az olur. Her yerde olmaz. Bu çekirdek kadro, ağacın çekirdeği bir tane olur veya birkaç tane olur. Yani çekirdekleri çoktur. Tohumla çekirdek arası yok. Tohumlardan ağaç çıkar. Çekirdek, her çekirdekten ağaç çıkmaz. Her çekirdek tohum değildir. Orada vardır ama çıkmaz ağaç. Tamam. Dolayısıyla eğer bu üç hastalık girmese o yere, o kişiye, o eve kaliteli olur o nispette. Ama böyle yerler var mı? Var ama. Size müjdeler veriyorum. O kadar var ki.
Hakikaten sokmuyor kaliteye. Tefekkürlü şeyler yapıyorlar. Hayatı dünyevin temin. Yani dershanelerimizin, ben size müjde söylüyorum. Risale-i Nur dershanelerinin %90'ı bu üç hastalık girmemiş. Girmemiş. Meşveret cemaatine gidin, Kurdoğlu cemaatine gidin, Hamidiye'ye gidin, tamam mı? Sungur abinin gidin, Abdullah'ın abinin gidin, Said Özden abinin gidin. Hiç %90'ından fazla, %95'i Allah'a sonsuz şükürler olsun. Bu üç hastalık yok. Yok ya, şükürler olsun. Malum bir, iki şey var işte. Yani yazıcı kardeşler de zaten hiç girmemiş. Onlar da daha çok hassas, daha takvalı böyle. Yani girmemiş. Yani ne girmemiş? Siyaset girmemiş. Siyaset merakları girmemiş. Hayat-ı dünyevin temini girmemiş. Ondan sonra felsefe girmemiş. Bazı böyle kenar köşedeki grup dediğim şeylerde, onun için %100 demedim. Çünkü haksızlık olur, mübalağa olur. Doğru değil ya zaten. %90'ı budur. Allah'a hamdolsun. Kalite ve keyfiyet esastır. Esas yapılıyor ve dershanelere girmemiş. Gönül rahatlığıyla mesela Meşveret'e gidebilir. Sungur abiye gidebilir. Efendim Abdullah'ın abilere gidebilir. Kurdoğlu abilere gidebilir. Yazıcı kardeşlere gidebilir. Sait Özdemir abiye gidebilir. Diğerlerini saymaya dilim gelmiyor. Tamam. Diğerleri derken Yeni Asya'ya siyaset girmiş. Efir meş zaten Nurculukla alakası yok. Nurcuların içinde menfi milliyetçilik var. Kürt milliyetçiliği yapan grup var. Oraya girmiş. O mesela Yeni Asya'ya siyaset girmiş zaten gazete. Ona Efir meş zaten Nurculukla alakaları yok. Kürt milliyetçiliği yapanlar da girmiş. Bu ikisini eline geldiği kadar uzak duracak. Siyaset girmiş. Siyaset kendileri zaten. Hayat-ı dünyevi demiyorum. Siyaset merakları orada. Gazete girdiği her yer siyasettir. Hayat-ı dünyevi teminidir. Ben demeyim. Adam yapıyor da. Adam yapıyor. Korkmuyor, utanmıyor, çekinmiyor. Ben söylemekle mi çekineceğim? Tamam. Böyle. Vâhır davâhum en elhamdülillâ rabbil âlemin. El-Fatiha.